Arkadaşlar matematik soru çözerken öğrenilir. Bol bol soru çözmeniz için hazırladığımız tüm kaynakları şenolhocamazda.com'da ve kitapçılarda bulabilirsiniz. İyi dersler, iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, NAS serisinde kümeler ve fonksiyonlar ünitesiyle beraberiz. Şimdi ünitemizin kapılarını açıyorum size ve soru çözümüne hemen startımı veriyorum. Birinci sorumuz bir küme sorusu. Küme sorusu diyor ki bana, A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, A birleşim B kümesi ise 1'den 8'e kadar rakamlar. Kümeler veriliyor, buna göre kaç farklı B kümesi yazılabilir demiş. Şimdi dikkatle izle burayı. A ile B'yi birleştirdiğinde şu 8 rakam oluşuyorsa zaten 1, 2, 3, 4, 5 A'da var. Doğru mu? B'den kimler gelmiştir? Bravo! 7, 6, 7, 8 B'den gelmiştir. O yüzden B'nin içerisinde kesinlikle 6, 7, 8 olmak zorunda. Peki bunu B'den getirdik. Eyvallah. B'den arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5'ten herhangi biri gelmiş olabilir mi? Mesela atıyorum B'nin içerisinde 1 olsaydı ne olacaktı? 1 burada da var, burada da var. Bir tanesini yazıyorduk. He, demek ki geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5 nesneleri B'de bulunabilir de bulunmayabilir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz nesnelerden B kümesine ya hepsini birden atarız, ya birer tane atarız, ya ikişer tane atarız, ya üçer tane atarız. Şimdi ben neyi saydım sana? Bravo, alt kümeyi saydım. O halde burada 1, 2, 3, 4, 5'ten alt küme yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5'ten kaç tane alt küme yapılır? 2 üzeri eleman sayısı, yani 32 tane. Dolayısıyla arkadaşlar 32 farklı B kümesini yazabiliriz dedik ve ikinci sorudan devam ediyoruz. Pınar ve Sinan şöyle bir oyun oynuyorlar. İki basamaklı tüm doğal sayıları kartlara yazıyorlar. Pınar 4'e tam bölünen sayıların yazıldığı kartlar alıyor. Sinan kalan kağıtlardan 3'e tam bölünen sayıların yazıldığı kartları alıyor. Bak şuraya dikkat. Pınar'ın kartlarındaki sayıların kümesi P. Sinan'ın kartlarındaki sayıların kümesi S kümesidir. Buna göre P kümesinin eleman sayısını S kümesinin eleman sayısından çıkart diyor. Şimdi dikkatle izle beni. Pınar'ın aldığı kartlar şöyle P yapalım. Kimdi? 4'e bölünebilen sayılardı. Arkadaşlar 4'ün katı. Peki Sinan'ın aldığı kartlar o da 3'ün katı olacaktı. Şimdi Pınar 4'e bölünen sayıları alıyor. Dikkatle izleyiniz. 2 basamaklı sayılardan 4'e bölünebilen kaç tane sayı vardır? Arkadaşlar 2 basamaklı sayılardan 4'e bölünen ilk sayı 12. İkinci sayı 16. Bu böyle devam eder gider. Peki 99 4'e bölünür mü? Hayır. 100 bölünüyordu, 4 düşeceksin. En son sayımız 2 basamaklı 4'e bölünen 96'ymış. Şimdi burada Pınar'ın kaç tane sayı aldığını hesaplayacağım. Bu da terim sayısından bulunur biliyorsunuz. Terim sayısı da son terim eksi ilk terim, yani 96'dan 12'yi düşeceğiz. 84 bölü aradaki fark 4 olduğu için 4'e böleceğiz. Sonra da 1 ekleyeceğiz. Kaç çıktı? 21, 22 çıktı. Süper. Demek ki Pınar 22 tane sayı almış. Şimdi Sinan'a geliyoruz. Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Pınar 22 tane sayıyı alınca buradaki 4'ün katı bu kümeyi cırt diye buradan yırtmış olacak. Peki bu küme cırt diye buradan yırtılırsa geriye kim kalacak Sinan için? Tam olarak burası kalacak. Peki bu çizmiş olduğum küme nedir acaba? 3'e bölünen ama 4'e bölünmeyenlerin oluşturduğu kümedir. Dolayısıyla biz Sinan için 3'e bölünenleri alacağız ama bunlar 4'e bölünmeyecekler. Şimdi onun için onu tespit etmek için şunu yapıyorum. Bu ortası kesişim olduğuna göre 12'nin katlarıdır. Hem 3'ün hem 4'ün katı. He, demek ki Sinan'ın alacağı sayılar arkadaşlar 12'ye bölünmeyecekler ama 3'e bölünecekler. Yazalım mı? 3'e bölünebilen sayıları yazıyorum direktmen. Sonra 12'nin katlarını atacağım. Bakın 3'e bölünen ilk sayı kimdir? 2 basamaklı 12. Sonra 15. Sonra devam ediyorsunuz. En son 99'a geldiniz mi? Şimdi burada kaç tane sayı var? Son terimden ilk terimi düşüyorum. 87. Aradaki fark 3 olduğu için 3'e bölüyorum. 1 ekliyorum. Kaç tane sayı varmış? 30 tane sayı varmış. Yalnız dikkat edin. Bu 30 tane sayı bu S kümesinin elemanı. Buradakileri çıkarmamız gerekiyor. Onlar Pınar aldı zaten. 12'nin katları olanları tespit edelim ve çıkartalım. Bu sayı kümesinde 12'nin katları kimler var? 12'nin kendisi var, 24 var diye devam ediyorsunuz. 96 var. Peki burada kaç tane sayı yazdınız hocam? Şimdi sıkı dur. Bunu nasıl bulacağımı söylüyorum. Çıkartıp 12'ye bölüp 1 ekleyebilirsin. Ama bunun için başka bir güzellik var. Onu anlatmak istiyorum sana müsaadenle. 12'ye böldüm 1, 12'ye böldüm 2, 12'ye böldüm 8. Demek ki burada kaç tane sayı varmış? 8 tane sayı varmış. Ortada 8 tane sayı var. Toplamda da 30 tane sayı var Sinan için. O zaman buraya 22 tane kalır. Mükemmel. Sinan 22 tane sayıyı almış oluyor. Yani S kümesinin eleman sayısı Sinan'ın aldığı, daha doğrusu yazılı olan kartların
Sinan'ın almış olduğu sayıların yazılı olduğu kart adedi 22. E diğeri de 22 idi. O zaman hiçbir fark kalmayacaktır. Doğru cevabımız A şıkkı çıkacaktır ve 3. sorumuza devam edebiliriz. 3. sorumuz ünitenin diğer alt başlığı fonksiyonlarla alakalı. F ve G fonksiyonları verilmiş. Buna göre 1, 2, 3 klasik hangileri doğrudur diyor. Şimdi hemen dalış yapıyorum. Öncelikle şuradan başlayalım. Mesela F, G, 3 eşittir 11 ise A 8'dir demiş. Ya Allah aşkına şimdi hesap yapacağım, bak iyi izle. G3'ü bulmak için x yerine 3 yazdık mı? 3 artı A. Ne oldu burası? 3 artı A. Peki bunu F ile işlerseniz x gördüğünüz yere ne yazacaksınız? 3 artı A yazacaksınız. E yazdığınızda 3 artı A, 2 de topladınız, 5 artı A. E 5 artı A bu soruda 11. Bunu karşıya attığımızda A'nın değeri kaç geliyor? 6 geliyor. 8 değilmiş demek ki. Çat çat birler gidiyorlar, hayırlı olsun. 2'den ortak 3'ten de alabiliriz hemen. Şu demek ki doğru gelecekmiş. Az sonra onu da inceleriz. Üçüncüsüne bakıyorum. Fog Goff'tur demiş. Şimdi öncelikle fog demek FGX demektir. Goff demek de GFX demektir. Şimdi dikkat et. Burada diyor ki G'yi tutup F'in içine yazacaksın. Burada diyor ki F'i tutup G'nin içine yazacaksın. Arkadaşlar G fonksiyonunu tutup F'in içerisine yani X yerine yazarsanız ne olur biliyor musunuz? X yerine X artı A yazarsanız X artı A artı 2'yi bulursunuz. Peki bunu yapalım şimdi. F'i tutup G'nin yerine yazalım. Onu da şununla göstereyim mi? F'i tuttum. Buradaki x yerine kullandım. Ve bu da gfx'i verecek bana. Yerine yazarsanız x artı 2 artı a olmuş oluyor. Soruyorum size eşit mi bunlar? Tebrik ediyorum, eşit. Dolayısıyla bu doğru olacaktır. 1, 2, 3 doğru yanıtımız. Ya hocam 2'yi de incelemiş. Ya tamam 2'yi de inceliyorum, sakin ol. F eksi 1 3 artı ga eşittir 5 ise a 2'dir demiş. Şimdi öncelikle şuradan başlayalım. F eksi 1 3. Nasıl bulacağız bunu biliyor musun? Öncelikle bu fonksiyonun tersini alacağım. Bu fonksiyonun tersi nedir? X artı 2'nin tersi çocuk oyuncağı. X eksi 2. Hemen 3 bas diyor yerine. Buraya 3 basıyorum. Ne çıktı sonuç? 1 çıktı. Bak buranın sonucu 1'miş. Peki G A'yı nasıl bulacağız? X gördüğümüz yere A yazmalıyız. Yazarsak A'yı A artı A'dan 2 A gelecektir. Eşittir 5'tir. Şurasının 4 olması lazım. Demek ki A 2'ymiş. Doğru çıkacağını zaten biliyorduk. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Arkadaşlar videoları durdurun. Bakın şu anda durdurun. Bu soruyu çözmeye çalışın. Sonra benimle beraber ilerleyin. Oldu mu? Böyle daha mantıklı ve güzel olur. Size daha çok katkısı olur NAS serisinin. Devam et. Sonraki sorudayım. Bir f fonksiyonu var. Şurada f reel sayılar eksi 2, reel sayılar eksi 4 demiş. Fonksiyon bu. Birebir ve örten bir fonksiyon olduğuna göre a eksi b kaçtır demiş. Şimdi sıkı dur. Bir fonksiyon birebir ve örtense bunun anlamını açıklıyorum. Burada açıklıyorum. Tersi var demektir. Peki tersi olan fonksiyonlarda halde bunun tersini de hesaplayabiliriz. Ama biz burada A ve B'ye ulaşmaya çalışıyoruz ya. Şimdi A ve B'nin bulunuşunu anlatacağım size. Neden tanım kümesinden 2'yi düşüyorlar? Söylüyorum. 2'yi düşmelerinin sebebi paydayı 0 yapıyor demek ki. 2'yi yazdığın zaman payda 0 oluyor, fonksiyon gümlüyor. Gümlemesin diye tanım kümesini atıyorsun. Dolayısıyla şu paydanın kökü olacaktır. Paydanın kökü. Şimdi paydanın kökü 2 olduğuna göre hemen x yerine 2 yazalım. 2 tane b eksi 8 kök 0'a eşitlenir dolayısıyla. Dolayısıyla çok dolayısıyla kullandım. Sadeleştirmeler yapıyorum. B'yi 4 olarak buluyorum. Paydanın kökü 2 olduğu için yerine yazdım. 0'a eşitledim. B 4'müş. Süper. Şimdi A'ya geçiyorum. A için bakın size pratik bir yol söyleyeyim. Burası biliyorsunuz ne kümesidir? Değer kümesidir. Değer kümesi. Arkadaşlar değerler burada oluşur fonksiyonda. Peki bu fonksiyonda neden değer kümesinden 4'ü çıkarmışlar? Çok basit. Demek ki 4 diye bir görüntü çıkmıyor. İşte biz bu 4 sayısını nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız. Normal fonksiyonda x'lerin katsayısını birbirine oranlarsam bu sana burada geçen 4 sayısını verecektir. Dolayısıyla bu soruda a bölü b'nin 4 olması gerekiyor. Şimdi b yerine hemen 4'ü yazalım. Kimi 4'e bölerseniz 4 çıkar. Tebrikler, 16 idi. O yüzden a 16 olacaktır ve cevabımı 12 olarak bulmuş olacağım. Bazı gençler şunu diyebilirler. Hocam bize şöyle öğrettiler okulda işte ya da kursta dershanede neyse artık. İşte bunun tersini buluyor hoca. Oradaki paydayı 4 diyor. Evet o da bir yöntemdir ama tersini bulmadan yapıyorum pratikçe. X'lerin katsayılarının oranı her zaman buradaki çıkan sayıyı verir bize. Tabii birinci dereceden iki fonksiyonu oranlamışsa bu durumu anlatıyorum şu anda. Devam ediyorum, bir sonraki sorudayım. Yine bir küme sorusuyla karşılaştım. Bakalım nasıl bir soru. A kümesi 1'den 7'ye kadar rakamlar. Boş kümeden farklı B ve D kümeleri şu özellikleri taşıyor demiş. Boş kümeden farklı. B A'nın alt kümesidir.
D de A'nın alt kümesidir. Bak kafamda şablon çizdim. A kümesi var, tamam mı? B de onun alt kümesi, D de onun alt kümesi, tamam mı? Bunu az sonra hemen belirginleştireceğim. Okuyorum. B 4 elemandır. Tamam, bunu çöp at bunu. B'nin eleman sayısı D'nin eleman sayısından fazladır. Ve B kesişim D boş kümedir demiş. İşte bence en önemlisi bu. B kesişim D boş kümedir. Arkadaşlar A kümesini çizdiniz. Şöyle. Peki B kümesi bunun alt kümesi değil miydi? Evet. D kümesini de bununla kesişim halinde çizmeyin diyor. Çünkü boş kümeye eşitmiş bunların kesişimi. D kümesinde A'nın alt kümesi olacak şekilde diğeriyle kesişmeyecek biçimde ayarladık. Şimdi B kümesinin eleman sayısı 4 müydü? Yes. O zaman 1, 2, 3, 4 nesneleri buraya yerleştirelim mi? Yerleştirelim hocam. Tamamdır. Geriye 5, 6, 7 kaldı. Peki 5, 6, 7'yi nasıl konumlandırabilirim? Şimdi sıkı izle beni. Öncelikle 5, 6, 7'yi. Hepsini buraya atabilir miyim? Evet. Hepsini buraya atabilir miyim? Evet. Bir tanesini buraya, iki tanesini buraya. Evet. Farklı kombinasyonlar var. Bak, aa ne dedim? Kombinasyon dedim. Süpersin. İşte o yüzden bu soruda kombinasyona başvuracağız. Arkadaşlar dikkatli olun. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ben buraya 1, 2, 3, 4 yazdım ya. Ne malum hocam, belki 4, 5, 6, 7. Evet işte o yüzden B kümesinin elemanlarının kimler olduğunu bilmediğim için öncelikle bu 7 nesneden 4 tanesini seçeceğim. 7 nesneden 4 tanesini seçmenin yolu kombinasyondur. Devam ediyor işlemimiz. Şimdi D kümesine geldim. Bakınız D kümesi nasıl olacak? Arkadaşlar elim, diyelim ki o seçtiğim 4 tanesi bunlar, tamam mı? Elimde 3 tane kaldı. Bu 3 taneyi hepsini buraya atabilir miyim? Evet. Peki 2 tanesini buraya atabilir miyim? Evet. Bir tanesini atabilir miyim? Evet. Hiç atmayabilir miyim? Hayır işte. O olmaz. Az evvel atabiliriz gibi bir şey kullandım herhalde, tam hatırlamıyorum ama boş kümeden farklı dediği için şu D kümesi ya 3 elemana sahip olacak ya 2 ya da 1 elemana sahip olacak. Şimdi onların seçimini yapacağım. D kümesi 3 taneden 3 tane seçilebilir ya da bakın işarete 3 taneden 2 tane seçilebilir ya da 3 taneden 1 tanesini seçebilirsin. D kümesinin işte bunlardan dolayı şurası 3'tür, burası da 3'tür, burası 1'dir. Totalde 7 gelir. 7 farklı D kümesi var. O yüzden çarpı 7 diyorum buraya. Şimdi 7'nin 4'lüsü aslında 7'nin 3'lüsü demek değil midir? Yes. 7'nin 3'lü kombinasyonunu hesaplayalım. 3 tane geri sarıyorsun. 7, 6, 5. 3 faktöriyle bölüyorsun. Gün bunlar gitti 35. O zaman 35 çarpı 7 işleminin sonucuna bakacağız. 210 artı 35 245 yapmış oluyor. Hayırlı olsun. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Kombinasyon ve kümenin birleşimi olan güzel hoş bir soruydu. Şimdi sınav ikisi soru bankasından başka bir soru tarzıyla devam edelim. Uygun koşullarda tanımlı fx fonksiyonu için x budur demiş. Buna göre f-1 5 kaçtır? Hocam f-1 5 işte f-1 yok ki ama. Evet öyle öğrenciler de var. f-1 yok, haklısın ama şöyle bir şey yapacağım. Bak dikkatli izle beni. Şimdi burada görmüş olduğun şu ifadede ben bunu hatta tırtıklayayım şöyle. X yerine f-1x alıyorum. Hocam niye bunu yapıyorsun? F-1x'e ulaşacağım ya, o yüzden. Şimdi x yerine f-1x yazarsanız ne oluyor? Bunun yerine de yazalım. f-1x artı 4 bölü şunun yerine de yazacağım. 2-f f-1x oluyor. Şimdi sıkı dur. F ile f ters birbirini götürmez mi? Birin fonksiyonu olmaz mı? Yes. Aynı şekilde bunlar da giderler. Hayırlı olsun. Ters fonksiyonun kuralını ele geçirmiş oluyoruz. X artı 4 bölü 2 eksi x olacaktır. Bu bizim ters fonksiyonumuz. Arkadaşlar ters fonksiyonda 5'in görüntüsünü istiyoruz. O zaman hemen burayı 5 yaparız. Burayı da aynı şekilde. Cevabımız 9 bölü eksi 3 gelecektir. O da eksi 3 olarak işaretlenebilir. Gördün mü? İşte bu kadar basit. Damn it! Sonraki soru. Reel sayılarda tanımlı fx ve gx fonksiyonları için fog budur, gof budur. Buna göre f3 artı g2 işlemini sormuş. Arkadaşlar öncelikle f kim bilmiyoruz, g kim bilmiyoruz. Şimdi şöyle yapalım mı? Bakınız f fonksiyonunu bulabilmek için öncelikle ben size şunu öneriyorum. Eğer bileşke işlemi görürseniz onu parantez yapın, tamam mı? Hemen fgx yazıyorum. Kimmiş bu? 3 tane g kare. Sonra artı 2 tane gx eksi 3'müş. Peki şöyle bir şey yapsam olur mu? F'e ulaşmaya çalışıyorum ya. Gx'leri komple x'le değiştirsem nasıl bir hamle olur? Bence mükemmel bir hamle olur. Dolayısıyla buradan fx'in kuralına ulaşmış oluyorum. 3 tane x kare artı 2 tane x eksi 3 olmuş oluyor. Şimdi f3'ü hesaplayabilir miyim rahatlıkla? Aynen. X yerine 3'ü yazıyorum. 3'ün karesi çarpı 3. Bravo. 27 geldi. Eksi. Şaka. Artı. 3 kere 2. 6 eksi 3. Buradan 3 geliyor. 30 çıktı cevap. Şimdi bunun cevabı 30'muş. Hayırlı olsun. Yazalım. Şimdi g fonksiyonu için aynı şeyleri yapacağım. Tabii aynı şeyleri derken öncelikle şunu bileşke işlemine alacağım. Paranteze dökeceğim bunu. gfx
eşittir 4 tane fx eksi 2. Şimdilik sıkı dur. Fx gördüğüm yere x yazsam mesela ne olur? G fonksiyonunun kuralını bulmuş olursunuz hocam. Evet, tebrik ediyorum seni. Mükemmel zekisin. Gx 4x eksi 2 oluyor. Şimdi g fonksiyonunda 2 koyacağız. X gördüğümüz yere hop buraya 2 koyarsanız 4 kere 2 8. 2'yi çıkardınız 6. 36 doğru cevabımız E şıkkı oluyormuş. Devam ediyorum. Sonraki sorumdayım. Oo, bu soru çıkmış bir sorunun. Çıkmış bir sınav sorusunun daha doğrusu. Benzetimi. Dikkatli izleyin. Şimdi önce algılayalım soruyu. Fx parçalı fonksiyon halinde ifade edilmiş. Diyor ki x sayıları 10'dan fazla ya da 10'a eşitse o zaman fx ile fx eksi 10 aynı şeydir demiş. Eğer 0 ile 10 arasındaysa 0 olmak üzere fx dediğim şey kuralı x artı 3 oluyormuş. Buna göre f103'ü bulacağız. Arkadaşlar f103 için x gördüğüm yere 103 yazıyorum. Peki hangi parçaya girer bu 103? Yukarıdaki parçaya. O zaman yukarıdaki parçaya giriyorsa f103'ün şöyle olması lazım. f103 eksi 10 olması lazım. X yerine 103 yazıyoruz ya. Kısacası burası da 93 olduğu için buradaki ifade aslında kime eşittir? f93'e eşittir. Aa hocam 10 düşeceğiz. Evet, bravo, tebrik ediyorum. O zaman f103 f93'e eşitmiş. Peki f93 kime eşittir? 93'ü yazdığın zaman gene üst parçaya girer. O da 83'e eşittir. F83 de bunlara eşit. 83 kime eşittir? 73'e eşittir. Tebrik ediyorum. Hocam nereye kadar gideceğiz? Bak bunu böyle devam ettiriyorsun. 73. 63. Nokta nokta 13'e geldin mi? Şimdi F13. F13'ün değeri nedir? Hala üst parçaya denk geliyor. O da F3'tür. Şimdi bir dakika. En son olarak F3'ü bulduk mu? Şimdi X yerine 3 yazıyorsunuz. 3 yazdığınızda bu 3 sayısı alt taraftaki parçayı sağladığı için alttaki kurala uygulamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada kullanacaksınız o 3 değerini. Yani cevabımız 3 artı 3'ten dolayı 8 yapmış oluyor. Şaka şaka. Şaşırmadım. 6 yapıyor. Damn it! Bir sonraki soru. Uygun şartlarda tanımlı fx fonksiyonu için bir şeyler f1 değerini bana bul sana diyor. Şimdi dikkat kesil. Bazı arkadaşlar böyle soru görünce hocam f'i karşıya alalım. Dur sakin ol önce. Bak burada f-1 geçiyor bir tane. Evet burada da f-1 geçiyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Şimdi gel ben bunu x olarak alayım. Burada da x kullanmış olurum. Yani f3 artı x aslında 5-2x oluyor. Şimdi artık olay koptu. F1'i bulacağız. X yerine 1 mi yazacağım? Bak X yerine 1 yazmayacaksın. 1 yazarsan 4 olur burası. Şurayı 1 yapmaya çalışıyorsun. Burayı 1 yapabilmek için ne yapacağız? Tabii ki X yerine kaç yazacağımızı bulacağız. Kaç yazacağız? Bence de evet. -2 yazacağız. X yerine -2 alarak artık soruyu çözebiliriz. Dolayısıyla F1 eşittir. 5-2 çarpı X yerine -2 alıyorum. -2. Şurası kaç yaptı? Artı 4 yaptı. O zaman cevabımız 9 oluyormuş. Doğru seçeneğimiz Deyhan olacaktır. Deyhan dedim ha, dikkat et. Şimdilik devam ediyorum. Şunları kapatayım da yazmıyor sonra kalemler. Bir sonraki sorudayım. Oo, güzel bir grafik sorusuna benziyor. Şimdilik hemen dalalım soruya. Şöyle yapalım. Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği bu arada şu önemlidir. Kimin grafiği olduğu. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Y eşittir k doğrusu ile y eşittir fx fonksiyonu 3 farklı noktada kesişmektedir. Buna göre k'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Arkadaşlar bu doğru analitik sistemde nasıl çizilir? Şöyle çizilmez mi? Y eşittir k dediğimiz doğru y eksenini sadece k'da kesen doğrulardır. Bu değil mi? K 1 olursa yukarıdan geçer, -1 olursa aşağıdan geçer gibi. Şimdi şöyle bir doğrumuz var. Şunu alabilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle bir doğrumuz var. Bu doğrumuz fonksiyonla 3 noktada kesişiyor. Mantıken şöyle olması lazım. 3 noktada kesişiyorsa eğer doğrumuz yukarıdan geçerse bu şekilde bir noktada kesişme gerçekleşir. Soruya uymaz. Peki 3 noktada kesişme gerçekleşmesi için ne olması lazım? Şuradan geçtiği anda 2 noktaya yükselmiş oluyor. Biz 3 noktayı arıyoruz ya, demek ki daha da aşağıdan geçmeli. Bakın buralardan geçerse y eşittir k doğrusu. İşte o zaman 3 noktada kesme gerçekleşir. Demek ki 3'ten aşağıda olacak k değeri. K 3'ten küçük. Peki nereye kadar gidecek? Aşağı devam ediyorsunuz. Buradan geçerse de kurtarıyor. 1, 2, 3 noktada. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? Bakın buraya kadar. Hatta onu şöyle çizeyim ben. Buradan geçerse eğer k doğrusu o zaman 2 noktada kesişme gerçekleşir. Ve soruya uygun olmaz. Demek ki k değeri bu aralıkta değişecek. -2 ile
3 arasında. Bana tam sayı değerlerini soruyordu. Kimdir buradaki tam sayı değerleri? Eksi 1, 0, 1 ve 2'dir değil mi? Bunların toplamını soruyor. Çat çat bunlar gidiyor. Cevabımız 2 çıkmış oluyor. Doğru yanıt Edirne. Bir sonraki sorudayız. Az evvel dedim ya iç taraflar önemlidir. Şimdi işte bu soruda onun önemini anlatacağım size. Bana demiş ki buna göre hangisi kaç tanesi doğrudur demiş. Şimdi öncelikle sorudaki şeyleri bir algılayalım. Bak içeride 2x artı 1 var. X eksi 2 var. Bunun anlamını söylüyorum, basitçe söylüyorum. Mesela 3 sayısının görüntüsü 4'tür diyemiyorsunuz bu fonksiyonlarda. Neden? Çünkü x'e 3 veriyorsunuz. X'e 3 verince haliyle 3 kere 2 6 1 de orada 7. 7 çıkıyor içerisi. Peki kime götürüyordu bu değer sizi? 4'e. G 7 4'tür diyebilirsiniz burada. Okey. Şimdi buna geldim. Mesela burada da aynı durum var. 3'e 2 diyemiyorsunuz. X'e 3 bastığınızda 3 eksi 2 1 çıktığı için aslında 3 yazınca 1'e dönüşüyor ve değer olarak da 2'ye eşit f1 2'dir dersiniz. Şimdi gelin birlikte inceleyelim bunları. Goff demiş eksi 3'tür. Öncelikle benim aklıma hemen şöyle bir şey geldi. Bakın g eksi 1'i karşı tarafa aldığınızda normal g fonksiyonuna dönüşür. Peki ne oluyor? Burada kim kaldı? G karşıya geçince f2 kaldı değil mi? F2 eşittir. Bu g eksi 1 karşıya nasıl geçer? G diye geçer. G eksi 3 olacakmış. Şimdi bu eşitlik doğru mu acaba? Bakalım hemen. Arkadaşlar f2 dediğimiz şey f fonksiyonunda 2'yi yakalayabilmeniz için şu noktayı kullanmanız gerekiyor. 4'e 0 noktası. Bakınız f fonksiyonunda x yerine 4 yazdığınız anda f2 çıkar karşınıza. Peki kaç olarak çıkar? 0 olarak. O zaman bunun değeri kaçmış? 0'mış. Şimdi g eksi 3'e bakacağım hemen. G eksi 3 için hangisi hangi noktayı kullanmak mantıklı? Yani öyle bir değer bulacaksın ki 2x artı 1 sonucunda içerisi eksi 3'e dönüşmüş olacak. Bakınız şuradaki noktaya dikkat edin. Eksi 2'ye 0 noktası. Eksi 2 yazdığınızda 0 olacağını söylüyor size. Hemen geliyorum burada x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 çarpı 2 eksi 4. Bir de burada eksi 3. G eksi 3. İçerisi eksi 3 oldu. Kaçı gösterecekti bana? 0 gösterecekti. O yüzden burasında sonucu 0 olacaktır. Hayırlı olsun bu doğruymuş diyebiliriz. Hemen geldim ikinciye. İkincide de aynı şeyi yapabiliriz hocam. Teşekkürler. G 13 eşittir F eksi 2. Doğru yazdım mı? Yes. Peki. Sıkı dur şimdi. G 13'ü nasıl bulacağız? Hadi buradan yak. İçeriye 13 yapmaya çalışacağız. Kimle? 6 ile yaparız. Mükemmelsin. Demek ki 6'nın fotoğrafı 8 çıkacağına göre 6'yı kullanacağız burada. X yerine 6 yazarsak zaten içerisi 13 oluyor. Bizi 8'e götürecektir. Buranın değeri 8'miş. Şimdi geldim f-2'ye. Arkadaşlar f-2 için ne yapacağım? Dikkatle izleyin beni. Öncelikle şurada bir sıfır noktası var değil mi? Sıfırın görüntüsü 8. Bu arada yazalım bunu. Sıfırı f fonksiyonunda kullanıyorum. Bakın x yerine 0 yazdığınız anda ne oluyor? İçerisi eksi 2'ye dönüşüyor. Yani şu çıkıyor. Peki sıfır sizi nereye götürüyordu? 8'e. O yüzden burası da 8 olacak mı? Yes. Yani bu da doğrudur diyebiliriz. 2 tane doğrumuz var şimdilik. Geldik buna. Hocam burada işte ters yok. Sıkıntı yok. Hemen şöyle yaparız. F g 1 eşittir 2 mi? Diye soru soracağız. Hemen G1 ile başlıyorum. G1'i bulabilmek için şurayı yani iç tarafı 1 haline getirmem lazım. Bunu da nasıl yaparım? 0 ile yaparım. Demek ki 0'ın görüntüsü gerekiyor bana. X yerine 0 yazdığınızda içerisi 1'e dönüşüyor. Ve görüntü olarak da size 1'i veriyor. O zaman burası 1'miş. Şimdi buradan hareket ederek F1'in 2 mi olduğunu hesaplayacağız. F1'i nasıl 2'ye eşitleyeceğim? Arkadaşlar şuradaki 3 sizi 2'ye götürmüyor muydu? Evet. O zaman x yerine 3 yazarsınız. Sonuç olarak da 2'yi bulmalısınız. Peki x yerine 3 yazarsanız burası 1 olmuyor mu? Evet. F1 2'ymiş demek ki. Yani bunda da herhangi bir problem yok. Doğru. Şimdi geldik en önemlisine belki de. Bunların arasında ayrım yaptıracak. Fog 7 0'dır. F G 7 0 mı? Öncelikle G7'ye bakalım. G7 için. İçeri 7 yapmak için. Kaç lazım bana? Tebrikler IQ'landın. 3 lazım. Peki 3 lazımsa tut buradan. 3'ün görüntüsü 4 ise yani şöyle diyebiliriz. 3 yazdığımızda bu x yerine içerisi 7 oluyor ve beni 4'e götürüyor. O yüzden burası 4'tür. Şimdi f4 eşittir 0 mı sorusunu cevaplandıracağız. F fonksiyonu için dikkat edin x eksi 2 kuralı var. Onu şuraya alıyorum. İçeriği ne yapmaya çalışacağız? 4 yapmaya. Burayı 4 yapabilmek için buraya kaç lazım? 6 lazım. He, hocam 6 yok ki burada. Aynen öyle. 6 burada verilmemiş zaten. Ben onu yazıyorum. 6'nın fotoğrafı bana sonucu verecek. Negatif bir şey çıkıyor. Yani bunun değeri negatif çıkar. Kusura bakmayın 0 çıkmıyor. Bunu çöpe at. 3'ü işaretle ve yoluna devam et. Çaktın mı? Durdur. Şimdi durdur bunu. Durdurdun mu? Hala durdurmadın ama. Durdur. Heh.
Tamam. Durdurduysan beni nasıl dinleyeceksin? Ya neyse. Durdur çöz. Ondan sonra izleyecektim. Abartmaya gerek yok. Devam ediyorum. Şimdi bana demiş ki tam olduğu aralıkta F, G, H fonksiyonları için şunları verdim sana. Buna göre bana bunu bulsana. Şimdi dikkatli izle. Bunu hemen parantez haline döküyorum. F, H, 1, eksi 1 eşittir. Kaç? Şimdi şurayı hesaplayacağız ya. Arkadaşlar H fonksiyonu kendi başına var mı burada? Yok. E ne yapacağız hocam? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Eliniz ayağınıza dolaşıyor. İşte bakın burada şu devreye giriyor. Bir kural hatırlatacağım. Fogda mesela örnek veriyorum. Eksi birinci kuvvet alınırsa bileşken fonksiyonunda. Eksi birinci kuvvet g'nin de f'nin de üstüne geçer ve bunların yerini değiştiriyordu. G eksi bir bileşke f eksi bir halini alır. Doğru mu? Heh buradan gideceğiz işte. Şimdi benim burada işime yaramayan g fonksiyonu. Çünkü burada g fonksiyonu geçmiyor. O yüzden bir operasyonla bu g fonksiyonundan kurtulmam gerekiyor. Hocam taraf tarafı çıkartalım. Ya çıkarma nasıl yapıyorsun burada çıkarma? Burada bileşke işlemi var. Toplama çıkarma değil bu. Yanlış anlama. Şimdi şu fonksiyonu görüyor musun? Bu fonksiyonda her iki tarafın şöyle eksi birinci yani eksi 1 dediğim fonksiyonlardaki tersini alıyorum. Bunun tersi ne çıkar? G ters bileşke H ters çıkar. Doğru mu? Kimdir bu? Kimdir? 2x eksi 5'in tersi. O da ne demektir? X yazarsınız. Eksi 5 yolla artı 5 çarpı 2 yolla bölü 2. Böyle bulunur. Şimdi bunu bulduk mu? Süper. Peki bu fonksiyonla 1 numaralı fonksiyon. Bu da 2 numaralı fonksiyon olsun. Bunları peş peşe yazarsam ne oluyor? Bakın ne oluyor? 1 numaralı fonksiyon F G x fonksiyonu peşinden hatta şöyle yapayım peşinden bileşke yani daha doğrusu bunu yazacağım G ters bileşke H ters bunu yazdığım zaman ne oluyor bakın ne oluyor arkadaşlar buradaki bileşke işleminden dolayı G ile G ters birbirini ne yapar götürür peki bunlar birbirini götürürse F ile kim kalmış oluyor geriye? H ters kalmış olmuyor mu? Yes. Biz de onu aramıyor muyduk zaten? Evet. Demek ki şunu yapmamız lazımmış. Buradaki fonksiyonu götürüp şu fonksiyonu da kullanmamız gerekiyormuş. Peş peşe yazmak demek sağdakini tutup soldakini yerine yazmak demektir. Dolayısıyla bu yıldızladığım şeyi tutacağım. Şuradaki yıldızladığım x yerine koyacağım. Ve bu bana kuralı çıkartacak. Yapalım. 4 ile çarpmam lazım şu alttaki ifadeyi. 4 çarpı x artı 5 bölü 2. Sonra 6 düşmem gerekiyor. Çarp çarp bunlar gidiyor. 2. 2'yi dağıtıyorum içeriye. 2x artı 10 oluyor. 6 çıkartıyorum. 4 oluyor. 2x artı 4 çıktı. Bu kim hocam? Bu fonksiyonun işte. Yani f h ters x oluyor. Şimdi ben burada eksi 1 kullanarak cevaba ulaşacağım. O zaman burada mavi ile balonladığım yere eksi 1 yazarım. Ve cevaba ulaşırım. 2 çarpı eksi 1 artı 4 olacak. Burası önceliklidir eksi 2. Eksi 2 artı 4'ten cevap 2 gelmiş oluyor. Doğru yanıtımız C'ymiş. Devam et. Bir sonraki sorudayım. Sonraki sorum bir küme sorusu mu? Hayır. Birebir fonksiyon sorusuymuş. Pardon. Şimdi birebir fonksiyon kaç tane yazılır demiş bana. Hemen ben bunun dibini okudum. Arkadaşlar birebir fonksiyonu hatırlatayım kısaca size. Birebir fonksiyon buradaki nesnelerin görüntülerinin yani farklı nesnelerin görüntülerinin farklı yere gitmesidir. Mesela böyle bir şey. Bu birebir fonksiyondur. Ama burada dördüncü bir nesne olsaydı mesela onu da mecburen bunlardan bir tanesine götürmek zorunda kalacaktık. Şöyle ki o zaman birebirlik çöp olacaktı. Anlatabildim mi? Yani farklı nesneler farklı yere gidecekler. Gel şimdi A fonksiyon diyorum. A kümesi var. 1, 2, 3, 4. Tık 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 tık. B kümesi var. B kümesi de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da B kümesi. Bana diyor ki F1 1 olmayacak şekilde. Daha doğrusu eşit değildir 1 olacak şekilde. Olacak şekilde A'dan B'ye kaç tane birebir fonksiyon tanımlanabilir? Şimdi dikkatle izle beni. Şu 1 sayısını 1'e götüremiyorsun. He, demek ki 1 hariç her şeye gider bu. Peki 1 sayısını burada yer alan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane rakamdan birine götürebilirsin. 1 sayısı için 6 farklı seçeneğiniz var. Mesela salladım buraya götürdüm diyelim ki. Artık burası doldu mu doldu. Çünkü birebirlik bozulur aksi halde başka biri gelirse. Burası dolduğu için bunu kapatabiliriz. Geriye kaç tane rakamımız kaldı? Yine 6. Peki 2 için bir şart var mı? Yok. 2'yi de kalan 6 rakamdan birine götürürsünüz. İşlem devam ettiği için çarpma kullanırsınız bu arada. Mesela sallıyorum onu da buraya götürdük. 3'ü kalan 5 rakamdan birine götürürsünüz. Şunlardan birine. 5. Mesela onu da buraya götürdük. 4'ü de kalan 4 rakamdan birine götürürsünüz. Ve bunları çarptığınızda cevap bulmuş oluyorsunuz. Şurası 36. Şurası 20 yapıyor. 36 çarpı 2 72 yaptığı için hayırlı işler, bol güneşler cevap denizli olacaktır diyebiliriz.
Arkadaşlar NAS serisinde kümeler fonksiyonlar ünitesinde ilk soru çözümümüzün sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.